Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeni bir seriye başlıyoruz. Hoi 4 videolarına devam ediyorum ve şu anda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi İsveç oynuyoruz. İsveç'te bugün İskandinavya'yı kurmayı deneyeceğiz. Denmark, Finlandiya, Norveç, bayağı ülkeleri alacağız, gelişeceğiz. Bayağı iyi bir ülke olmaya çalışacağız. Şunu silelim. Ben pardon etmiyorum herhalde. Şimdilik şunu tek line indirebiliriz. 11, dur şu çıksın mı? Sonra evet şunu silebiliriz artık. Şöyle yaparsak gayet güzel olur. Ülkede demir dışında adam gibi kaynak yok maalesef. Şu partial mobilization'a geçeceğiz ama bundan önce hemen şuraya bir justify ne kadar ona bakalım. Ama ya da dur bir saniye. Burada ne yapıyor? Get into Stockholm community. Sonra take office. Abo conference. Invitation to Swedish faction. Faction'a şey abi herhalde. Bu da yok. Şu tarafa gideceğiz biz. Şunu iptal et. Aynen öyle. Şu tarafa gideceğiz biz. Abonnement Naturalist'in. Annex dedikten sonra şeye gideceğiz. Annex dememiz gerekiyor bizim maalesef. Şöyle gidelim. Şuradan. Nasıl? Annex Norway'a gideceğiz. İskandinav... Bilmiyorum. Burası şey faction kurduruyor. Burada bir şey göremedim. Bunun içinde Annex Norway'a gidebiliriz. Lan faşizmle de pek alakası yok bu olayın ya. Şimdi ya şuraya gideceğiz de faşizme döneceğiz bir zaman. Ama şimdi de gidelim. Şeyimiz var mı? Naval Dockyard. Altyapı. Ve üretim. Beni şey veriyor mu? Varsa nükleer falan mı? Evet. Nereye gitsek şimdi? Biraz sıkıntılı. Buradan CV falan alabiliyoruz. Burada MSO falan veriyor. Altyapı gidelim. Zaten şurada gelmiş. Justify'larımızı atalım. Bir tane justify'ımız var. El atacaklarını sanmıyorum. Çünkü yani pek bilgileri olduğu bir ülke değiliz. Ama atabilirler de yani. Seven bir ülke olursa da pek sanmıyorum. Yani pek düşündüğüm bir şey değil. Bakıyoruz. Herhalde gelmez. Bu kaç güne? Bu Oktober'da geleceğiz. Bunu da 37 yıllarında herhalde. Evet. Hemen Şubat'ın 9'unda 37 yılında girecekmişiz. Ordumuzu kurduk. Bir böyle bir gelişmeye çalışıyoruz. Birazcık yavaş yavaş. Ekonomimiz gayet güzel. Gördüğünüz gibi consumer goods'umuz. Yüzde kaç tam bilmiyorum ama çok da fazla değil. İteriz. Hiç korkulacak bir şey yok. 13 Oktober'da gayet güzel bir itiş gerçekleşecek. Ve büyük ihtimalle kazanırız. Çünkü şöyle diyebilirim ki ülkemiz cidden güçlü. Belki de İskandinavya'daki en güçlü ülke olabilir. İsveç. Çok karıştırıyorum İsviçre ile. Çünkü isimleri o kadar benzer ki. Bu şekilde Denmark ilk hedefimiz değil. Çünkü hemen yanımızda bir komşumuz var. Buradan hemen şuralara bir çıkarma atacağız. Şuraya, şu bölgeye. Şu iki bölgeye çıkarma atacağım. Kopenhag'dan biraz zor. O geçiş birazcık zor. Ama bir şekilde düşeriz. Yani düşürürüz yani. 39'a falan uzamaz bu savaş. Bir şekilde alırız yine. Şimdi savaş ilanlarımızı falan attık. Ben şeylere gitmiştim. Kendi başıma eğleneceğim bir seri olarak düşündüm ilk başta. Ama sonra sizlerle beraber daha çok eğlenebileceğimi düşündüm. Sizlerle bu seriye başlamaya karar verdim. Hemen şuna bir geçelim lütfen rica ediyorum. Ülkenin içine tükürülüyor çünkü. Consumer goods düşecek. Bir gördüğünüz gibi bir adet düştü. Sivil basıyoruz. Buradan şeylere nereye gittim artık ezbere biliyorum. Şuna gideceğiz. Altyapı bitti. Şimdi bir sivil veriyor. 2 building slots. 3 building slots. Takılamayız. Donanma çabası. Yani bir sivil alabiliriz. 6
Bir sivil ya. Çok az sivil veriyor ama. Oyun kadar çok sivil vermeye dayalı değil. Ve şunu alabilirim. Gayet güzel. Evet, bir donanmamız çıkmış. Şöyle. Destroyer. Sınırsız üretilecek. Devam edebilir. Açığımız var mı? Birazcık. Ben dilenmeyi bulamadım aga. Startlenmiş miydi? Bir şeye basıyorsun burada ve dilenebiliyorsun da ben bilmiyorum onu. Evet, şimdi de birazcık üretim verimi alalım. Ordusu yok kadar az. Hiç problem edilecek bir şey değil. Ülkesini ne kadar geliştirirse bizim için o kadar iyi. Bir şey düşünmüyorum. İzlanda'ya kadar almayı düşünüyorum. Belki ya da şurada. Şurada papuk bırakabilirim. Şurada papuk bırakabilirim. Çünkü minik de olsa bir donanması var. Yaşayabilir. Bizim için de faydalı olabilir bu. Donanmada bunu basıyoruz. Bakalım bir inşallah bir şey olmaz. Şurada bufflarımız var. Neredeydi? Hani şu ikisi buff. Bakın bu buff mu? Evet, bu da buff. Bu da buff gibi. Yani bir yarısı da biraz demokrasi düşürüyor. Bu da biraz kötü oluyor. Yani faşizm artıyor. Komünizm. Problem değil. Zaten faşizm döneceğimiz için bizim için bir problem teşkil etmiyor onlar. Şimdi export çok kalsın şimdilik. Kalsın. Bir şunun da bir barak önemeye geçebilsek çok hoş olur. Harbi çok hoş olur. Etiyopya'yı pizza yaptı İtalya. Sesim iyi herhalde arkadaşlar. Biraz daha bağırarak konuşabilirim. Problem değil benim için. Sonuçta burada şu an video çekiyoruz. Bakalım şimdi. Evet. 12 sivilimiz var. Ülkede galiba 3 tane veya 4 tane asgari var. 3 tane varmış. Yani çok mükemmel değil. Yalan söylemeye gerek yok. Ama hiç de kötü değil yani. Bu kadar kötü bir şey değil. Evet, doktrin hiç gitmedim. Cidden hiç gitmediğim bir şey. Fakat Birinci Dünya Savaşı doktrine gitsek bize bunları veriyor. Bu training level'ı veriyor. Bu ne yapıyor? Bu sapla ile alakalı. Çok saplay. Bir şey Superior Soft Attack. Bu biraz da piyade yönelik gibi geldi bana. Ya normalde Massassault da gidebiliriz de. Massassault da kötü değil. Şuraya bakarsak hiç kötü değil. Ama şu an hiç karar veremedim ya. Bu ile öfe gideceğim. Tank basamam ben. Soft Attack veriyor. Organization Defense. Tamam, bu Superior'ı gidelim. Hiç problem değil. Ben böyle karar verdim. Siz de kendiniz istediğiniz gibi karar verebilirsiniz. Benim için bir sıkıntı teşkil etmediği için. Evet, biraz daha alt yapı alabilir miyiz? Sadece çünkü ülkede efsane büyük bir supply yok. Şurada var, burada varmış bayağı iyi supply. Oo, ben bu kadar bilmiyordum lan. Bayağı iyi supply varmış gene ülkede. Çok güçlü bir ülke oluyorsunuz şu 3 şu 4 ile birleştiğinizde. Fakat Finlandiya yetişmeyebilir aga. Doğru, evet. Finlandiya biraz güçlü çünkü bizden. Tutar yani sınırları. Yani Lappi düşer, Petsamo ve Salla da düşer ama gerisi bayağı sıkıntı olur bizim için. Evet, devam edebiliriz hemen önümüzden. Bu şekilde. Evet, Oktober'a yaklaşıyoruz. Her zamanki dediğim gibi bir video normalde ben bu kadar kısa olmasını istemiyorum fakat kısa olmak zorunda maalesef. Çünkü ben 10 dakika 10 dakika paylaşabiliyorum. İnsentizim maalesef buna izin veriyor. Yoksa 3-5 saatte video yüklediğimde cidden çok yoruluyorum. Çok uzun sürmesi beni yoruyor. Hem online oyunları oynayamıyorum. Benim için problem teşkil ediyor filan. O yüzden 10 dakika 10 dakika benim için güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi birazdan kapatacağım. Ağustos ayı bitince kapatacağız arkadaşlar. İkinci bölümde de Norveç Savaşımız. Zor bir savaş değil ama kolay da değil o kadar. Bakarsak o kadar da kolay bir savaş değil. Evet, cidden de o kadar.
küçümsenecek bir savaş değil. Şeye bakalım bir saniye. Elmeli yok değil mi? Evet, bizim için iyi bu olayların oynaması. Bir destroyer daha çıktı. 30. Ben donanması bu kadar. Bence donanması da gayet iyi. Çünkü sonuçta çok iyi bir ülke değil bu ülke. Abartılacak kadar iyi bir ülke olmadığına göre 9 tane ağır kruvazör bence iyi. Tabii battleship'i yok ama şu an yani bir kapışmada Nazi ile çok eşdeğer. Onun iki savaş gemisi var. İki ağır kruvazörü var. 10 tane destroyer var şu an başladık zamandakileri konuşursak. 25 tane de şey var. Submarine var. 37-38 parça donanması var. Yani kapışsak alabileceğimiz kadar güçlü donanmamız var. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüz bu şekilde olsun. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, seviliyorsunuz.